Bu da ne böyle? Sevgili dostlar, ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay, hoş geldiniz. Daha sevgili kardeşim Taner dün bu lensi aldı ve inanın bana kutuyu açmadan bana verdi. Al abi, madem ki yani tanıtımı yapacaksın, bana da bir göz at dedi. Şimdi doğrusunu söyleyeyim, daha henüz ben bununla herhangi bir kare falan çekmedim. Ama çekip ilave edeceğim. Şimdilik açalım. Ve yerli yerine yerleştirelim. Nerede bunun ucu başı, içi başı belli değil. Sevgili dostlar, sadece burada fokus kontrol düğmesi var. Başka da hiçbir şey yok. Bu sevgili dostlar, bütün kameralarda olan, yani full frame'lerde olan Nifty 50 dedikleri 50 mm f1.8. Bu daha önce Sony versiyonu için ben bir içerik yapmıştım. Aşk ile nefret arası bir lens diye. Hakikaten de öyle. Seven çok seviyor. Sevmeyen de diyor ki ya ne işin var bununla be abi? Yok muydu işte f1.4'ü f1.2'si? Valla birçok insan f1.4'e ve f1.2'ye ihtiyacı yok. Ve çantalarında yine de bir 50 mm bulundurmak istiyorlar. Ve şu anda bu lens alabileceğiniz en ucuz lens ama ucuzluğunun karşısında verdiği performans müthiş sevgili dostlar. Çok hafif, çok kompakt. Yani şu R6 üzerindeki şekline bakın. Alın dışarı çıkın, sokak fotoğrafçılığı yapın, portre çekin, ürün çekin, birçok şey yaparsınız. Ben bu 50-50'yi çok seviyorum. Benim de çantamda var Sony versiyonu. 50 mm f1.8. Çünkü enteresan biçimde hani kimisi biliyorsunuz 85 mm'cidir portrede, kimisi 135 mm'cidir, kimisi de 50 mm'cidir. Ama 50 mm hakikaten zaten biz eski kameralarımızda ilk lensde, full frame'lerde, full frame bile demeyeceğim yani şeyde, film kameralarında 50 mm vardı, öyle çok fazla lens yoktu. 50 mm ile genelde bu tür fotoğrafların hepsini çekerdik. Dolayısıyla 50 mm'nin keyfini alan 50 mm'den kolay kolay vazgeçemez. Ve hatta bir prime alıyorsanız iki tane ekol vardır. Kimi 35'cidir, kimisi de 50'cidir. Ben mesela 35'ciyim. Ha, bunun 35 f1.8 versiyonu da var. Ama ben para verdiğim için yani bir tane prime'a para veririm dedim. O da 35 mm'ye dedim. Onun en iyisini aldım. Ama 50, benim Sony'deki 50'm de aynı. Bu kalitede ve son derece kaliteli görüntüler çekiyorlar. Ha, keskinlikte f1.4 biraz daha keskin midir? Biraz daha keskindir ama yani zaten eğer ki piksel yani bakıyorsanız ve insanlar fotoğrafınıza bakıp da aa bu keskin değilmiş diyorsa lensle değildir, sizin çekim hatanızdan kaynaklıdır. O yüzden gelin bir şu karelere bir göz atalım. Sonra da bitirişi yapalım. Evet sevgili dostlar, hakikaten olmazsa olmaz lenslerden bir tanesi. Eğer siz zaten bunu almıyorsanız çok daha iyi bir 50 mm'ye hedefliyorsunuzdur. O da sizin tercihiniz tabii ama yani çok büyük para harcamak istemiyorum ama yine de müthiş güzel bokeye sahip olan, çok daha kaliteli görüntüler yakalatan bir 50 mm istiyorsanız bu paraya bundan daha iyisi yok. Umarım bu içerik size de değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz
Abone olun, bu aileyi hep beraber büyütelim ve bu içerikleri gittikçe çoğaltalım. Sevgili dostlar, şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Ben Erdinç Amaç, fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.